En komik kahkası, en bol yemek yarışı programı Kocam Yaparsa'ya hoş geldiniz. Ve beklenen gün nihayet geldi. 4 gündür 10 bin liralık kasayı kimseye kaptırmayan pembe takım finale 44 puanla yine lider başlıyor. Güne 44 puanla başlıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Çünkü aramızdaki farkı koruyoruz rakiplerle. Henüz kendileriyle bir kısa bir puan olmadı. 10 puanla 9 puanla inmedik. Bu çok güzel bir şey. Bizim avantajımıza. Bugün de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum ve 10 bin liranın 4 gündür bizde olduğu için bugün de bizde olacak. Hafta boyunca bir türlü tecrübesini mutfağa yansıtamayan mavi takımsa güne 30 puanla ikinci sırada başlıyor. Final gününe 30 puanla başlıyorum. Tabii ki artık son gün, daha büyük bir risk var. Ve 10 puan üzerinden puanlama. İnşallah başaracağız. Hafta boyunca tarifteki hatalarıyla konuşulan sarı takımsa güne 26 puanla son sırada başlıyor. Şöyle, bugüne ben moralli başladım. Çünkü dün de moralliydim. Ondan önceki gün de eşim beni memnun etti en azından. Çünkü güzel puanlar verdi bana. Ve rakiplerime, en azından aramızın açık olduğu rakibime düşük puanlar veriyor. Daha iyisini de yapacağız bugün, eminim. Yani yemeğimiz kötü ama en azından iletişimimiz tuttu. Yemeğimiz tutmuyor. Biz yanılmıyorsam 26 puandayız şu anda. Rakibimiz, en yakın rakibimiz zaten Namık Beyler. Mavi takım. Onlarla çok büyük fark yok, 4 puan. Ama pembe takım 44 puanla. Onlar bizden tabii biraz daha öndeler. Ama son gün bugün ve puanlama çok iyi. 10 puan üzerinden yapılıyor. Bizim kendimizi anlamamız, rakiplere az puan vermemiz, şansa rakiplerden de puan almamız lazım. Ama en önemlisi, dün de söyledim, bizim bugün gerçekten iyi bir yemek yapmamız lazım. Çünkü belirgin olacak tabii ki bugün 10'ar puanlık sistem. Ama şefin puanını da almamız lazım. Dana'nın kuyruğunun kopacağı gün. Evet. Ve Dana'nın büyük bir kısmı şu an solunda duran takımda, pembe takımda. Evet şefim. 4 gündür para hiç el değiştirmedi. Evet, bu büyük bir başarı. Evet, bunun için çok mutluyuz ve elimizden gitsin istemiyoruz. Bugün son günümüz, son günümüzde de iddiamız sizi de mutlu ederek, sizi de yüksek puan alarak gitmek artık buradan. Bu çok iyi oldu benim için. Çok hiç edemediniz. Evet, maalesef hep sıfırlar aldık, birler aldık sizden. Bugün sizi de mutlu edip, sizin de güzel puanınızı alıp buradan 10 bin liramıza gitmek istiyoruz. Ümit ediyorum ve size bol şans diliyorum. Canı gönülden bol şans diliyorum. Teşekkürler. Ve sarı takıma geçmek istiyorum. Evet. Sevda Hanım, bir şey demek ister misiniz? Artık son. Yani şimdi tabii ki ümitliyim. Çünkü puanlamalar yüksekten yapılacak bugün. Evet. Her şey değişebilir bir anda. O yüzden ümitliyim yani. Hasan Bey? Yani ben de ümitliyim. Her güne ümitli başlıyoruz. Her yeni gün bizim için bir umut ışığı, umut kapısı. Ama gün sonunda nedense beklentilerimizi alamıyoruz genel anlamda. Eşim beni iki gündür puan konusunda tatmin ediyor ama genel anlamda mutlu olamıyoruz. Evet. Bugün genel anlamda da mutlu oluruz inşallah ve güzel bir gün olur bizim için. Namık Bey. Efendim. Ve Feyza Hanım. Evet. Final gününe hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bugün zinde bu parayı alıp gider misiniz? Evet, ben öyle düşünüyorum. Bugün o 4 günün ardından eşim bana puanları saçacak diye düşünüyorum. Feyza Hanım, oldu ki siz kazanamadınız. En çok hangi takımın kazanmasını istiyorsunuz? Oldu da biz kazanamazsak, yani en çok demeyeyim, zaten para sahibinde. Sizin gönlünüzden geçeni soruyorum ben. Gönlümden geçen pembe takım. Çünkü yeni evliler. Bizden onlara bir düğün hediyesi olur. Kazanamazsak. Hasan Bey ve Sevda Hanım aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. Siz kazanamazsınız, kim kazansın? Biz kazanamazsak bugün Feyza ablayla biraz konuştuk. Kızının eğitimi için yatırım yapacakmış bu parayı. Biz kazanamazsak eğer mavi takımın kazanmasını istiyorum. Güzel gençlik arkamızdan gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Aynen, bu şekilde. O zaman tek rakip sarı takım. Öyle mi? Evet. O zaman büyük final başlasın. Hadi bakalım, son kez vedalaşın. Ben hanımlarla baş başa kalayım.
hanımlar, son kez baş başa kaldık. Sizi çok ciddi bir şekilde uyarıyorum. Bugün bu yemek, yapacağımız bu yemek gerçekten 11 TL. Kurallara çok uymanızı istiyorum. Eksik malzeme asla istemiyorum. Ben çünkü bunları tamamen izliyorum. Hazırsanız haftanın finalinde kocalarınızın yapacağı yemek... Peynirli patates graten ve dana gulaş. Eyvah, eyvah. Zor bir yemek. Ve şimdi bu güzel peynirli patates gratenin ve dana gulaşın tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Peynirli patates graten için kabukları soyulan haşlanmış patatesler derin bir kapta iyice ezilir. Üzerine bir yumurta, incecik doğranan sarımsak ve biraz muskat rendelenerek spatula ile karıştırılır. Pul biber, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz, yarım kase galeta unu, tuz ve karabiber de eklenerek karıştırmaya devam edilir. Fırın kabının tabanı ve yanları tereyağla yağlanır. Hazırlanan patates karışımının yarısı cam kaba yerleştirilir. Üzerine küçük küçük doğranmış peynirler, rendelenmiş parmesan peyniri ve biraz galeta unu serpilir. Geriye kalan patates karışımıyla üstü kapatılır. Üzerine tekrar galeta unu ve rendelenmiş parmesan serpildikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirilir. Dana gulaş için kuşbaşı doğranan etler bir kabın içinde una bulanır. Tavada eritilen tereyağı ve zeytinyağı ile kızartılarak tuz ve karabiberle lezzetlendirilir. Ayrı bir tavada eritilen tereyağı ve zeytinyağı ile kuş gözü şeklinde doğranan soğan sotelenir. İnce doğranmış sarımsak da soğanla birlikte kavrulur. Ardından iri küpler şeklinde doğranan sivri biber, kırmızı biber ve halka şeklinde incecik doğranan çili biber tavaya alınır. Biberler biraz kavrulunca kabuğu soyulup küp şeklinde doğranan domates eklenir. Üzerine bir limonun kabuğu rendelenir. İkiye bölünen çeri domatesler de tüm malzemelerle birlikte kavrulur. Pul biber, kimyon ve kırmızı toz biberle lezzetlendirildikten sonra kızartılan et yağıyla birlikte malzemelere karıştırılır. Tüm malzemeler biraz kavrulduktan sonra et suyu eklenerek pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın incecik kıyılan biberiye ile lezzetlendirilir ve servise hazırlanır. Sunum için kare şeklinde kesilen patates graten ve kaseye konan dana gulaş yan yana sunum tabağına yerleştirilir. Gulaşın üzerine konulan bir dal taze biberiye ile lezzeti ve sunumu tamamlanır. Bugün riske gireceğim. Rakiplerimle aramda güzel bir puan farkı var ve bunu değerlendirmek istiyorum. Eşimin yüzünü kara çıkarmayacağım. Rekabetin tavan yaptığı haftada 10 bin lira büyük ödül hangi takımın olacak? Risk alıp 10 puanı bu tabağa vereceğim. Helal olsun, helal olsun. 10 puan vermek istiyorum. Artık büyük bir risk aldım ama. Ya şu an var ya, tebrik kralsın ya. 5. Çok iyi ya. Merhaba hayatım. Hemen hızlıca sepetini boşalt. Hızlıca, çok malzemem var. Güzelce diz. Hadi hızlı ol. Küçükleri bir tarafa al, büyükleri bir tarafa al. Senin için daha kolaylık olur. Aşkım beni dinliyor musun? Evet, hemen bir tane sepetine dinliyorum. Geç. Tamam. Sepetine geç. Tamam. Hızlı bir şekilde. Geçtim, anlat. 4 adet haşlanmış patates yapacaksın. Orada kabuklarını Bebeğim, soy. Bir dakika, bir dakika. Püre haline dakika, getireceğiz. Dakika, ben dakika. Unutmamak için söylüyorum. Bana bir dakika deme. Ama bak, bir dakika, lütfen dinle. Rica bak, ediyorum senden. Bak, ürütüyoruz ürünleri. Bir önce şurada tamam istifleyelim. Ayıralım önce tamam, yemeği hangi sen yemeği. Dedi, sen bana odaklanma şu anda. Ayır, ben ayrıyetten söylüyorum. Çünkü çok uzun olduğu için aklımda tutmam gerekiyor. Anlıyor musun anladım, bebeğim? Anladım. Hata istemiyoruz. İnşallah ben de unutmam yani. Hanımların telaşına bakılırsa bugün rekabet tavan yapacak anlaşılan. Çok hızlı ol lütfen. 30 dakikamız var. 10 bin lirayı istiyorum. Lütfen. Tamam, tamam, 4 tamam, gündür tamam. Bizde gitmesin. Ne olur aşkım. Tamam. Hadi bir tanem tamam, benim. Merak etme hayatım. Hızlıca diz. Şimdi ben sana yemeğimizin adını söylüyorum. Evet. Peynirli patates graten ile dana evet. Gulaş. Peynirli patates graten, dana gulaş. Aynen. Namıkçığım bugün çok yakışıklısın evet. Hayatım. Teşekkür hemen ederim. Hemen örtünü aç. Açtım hadi. Malzemelerini yay hemencik. Tamam. Hemen çabuk hızlı.
lider pembe takım patates gratenle işe başlamış. Patateslerini hızlıca soy. Sonra patates ezici var ya aşkım. Ha. Evimizde de vardı. Evet. Patates eziciyle patateslerini eziyorsun. Tamam. Ama hızlı olman lazım soyma işleminde. Lütfen. Tamam, dördünü de soyuyorum değil mi? Evet, dördünü soy. Kaseye atarken hatta elinle bölüp atabilirsin biraz. Patateslerin kabuğunu bıçakla soymak size zaman kazandırdı aslında Büşra Hanımcığım. Kabuk kalmasın, dikkat et lütfen. Lütfen. Şefin ağzına gelir Yasin. Lütfen. Hadi hızlı ol, tamam. Hızlı ol hayatım. Hadi çok ağırsın şu an. Evet. Heh. Şimdi patates ezeceğini al, patates ezeceğini al. Patates ezeceğini aldım. Al. Heh. Şimdi patateslerini güzel bir ez bakalım. Ez, 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 ez. Ez, ez, evet hayatım devam, çok güzel, evet. Sarı takım patatesleri çoktan ezmiş bile. Tamam, şimdi yumurtayı yapıyoruz. Unutma, galetonunun yarısını kullanacağım sen. Tamam, galetonunu... Bir kase ya orada. Şu galetonu mu oluyor? Yok, şu oluyor, tamam. Şurada, şu. Evet, evet. Galete, tamam. Biberler, etler sonra. Yumurtayı koyuyorum, yumurtayın tamamını koyuyorum. Koy, doğru mu? Koy, doğru. Koy, koy. Evet. Tamam. Ondan sonra işte, şöyle bir şey var mı? Karıştır, bir şeyle karıştır iyicene, bir ez. Karıştır. Karıştır, karıştır. Evet. Her malzemeyi böyle tek tek karıştırıp zaman kaybetmezsiniz umarız Sevda Hanım. Onu ezmek için kullanıyoruz ya. Yumurtanın ezecek bir tarafı yok bir tanem çünkü. Eşiniz söylemeden spatulayı seçerek bizden 5 yıldızı kaptınız Hasan Bey. Yedirdikten sonra unla yapacaksın, yoğuracaksın. Tamam mı? Tuz atıyor muyuz? Biber atıyor muyuz şu anda? Tuz atıyorsun, tuz atıyorsun. Atayım mı şu anda? Şu anda... Atabilirsin. Karıştır. Allah'ım ya Rabbim ya. Sadece tuz olsa iyi. Daha malzemelerin hepsi duruyor tezgahta Hasan Bey. Tamam, bu daha iyi. Zaten bir eldivenlerini de hazırla. Birazdan da yoğuracaksın tamam, ya. Tamam, bir dakika, onunla. Şimdi bunun içinde hadi ne atıyorduk? Ne atıyorduk? Galetonun yarısını. Aha, yarısını atıyorsun. Ondan sonra işte 3 diş sarımsak var. Onları soy. Yavaş yavaş koy. Bakayım. Yeterli. Sen Musa. Yeterli. Sevda Hanım yine malzemeleri unutacak galiba. Bakalım Büşra Hanım ne durumda? Hocam kasenin öbür tarafına... Burada 3 dişten fazla sarımsak var. Daha sonra kullanacak mıyız? 3 diş sarımsak şu an kullanacağız. Evet, sonra daha sonra başka yemekte kullanacağız. Tamam, evet, hadi devam et. 3 diş sarımsak evet, söylüyorum sadece. Evet, 3 diş sarımsak. Hadi 26 şey dakikamız mi? Kaldı. Hızlı, hızlı. Sonra onları bir şey yapacak mıyız? Ondan mi? Sonra evet, onları küçük küçük dilimle... Tamam, dur. Patatesin içine atacaksın. Tamam. Hadi, hadi hayatım hızlı lütfen. Yani... Şu soyma işlemlerin çok ağır Yasin. Ben evet, yani 5 gündür bunu yenemedin. Neden yenemedin ben anlamadım. Çünkü 3 defa yani soydum. Yani ve sarımsak en kolay soyulan bir şey bence. Siz pratik soyma yöntemini söyleseydiniz keşke Büşra Hanımcığım. Tabii biliyorsanız. Yani şey de yaparsın. Bıçağın tersiyle vur böyle sarımsağı. Onun kabuğu çıkar. Zor çıkıyor işte o yüzden. Allah Allah, bıçağın böyle arka sapıyla vursan çıkar hızlı. Yok hayatım çıkmıyor işte. Allah Allah. Hadi tamam hızlı ol. Hadi onları küçük küçük dilimle. Çabuk 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 çabuk. Hadi hayatım hadi. Hadi hayatım. Hadi hayatımın anlamı. Eline dikkat et, kesme. Küçük 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 dilimle. Bari son gün sarımsakları bu kadar büyük doğramasaydınız Yasin Bey. Bu arada Hasan Bey patatesi fırın kabına yerleştirmiş bile. Sen dedin ki bunun yarısına bir şey koy dedin. Diğer yarısına bir şey koy dedin. Neydi o? Tereyağı içine konulacak galiba, karıştırılacak. Tamam, ben buna karıştırırım, buna karıştırırım. Tamam, sen onu karıştırma. Tamam. Ya bir dinle, peynirin yarısını bu tarafa, bu yarısını bu tarafa koy mu dedin biraz önce? Sen patates ayırmış mıydın kenara? Evet, burada patatesim var üstüne kapatmak için. Okey, tamam. Üstünü ona yayabilirsin değil tamam, mi? Tamam, yayarım. Tamam, tereyağı tamam, da ona zaman... koyarız. Bana peynirin, tamam, yarısı, peynirin devam bir tanesini doğradım. Parmesan duruyor, diğer tamam, peynir yayacaksın var. Yayacaksın işte, elinle hepsine yay. Bütün peynirleri böyle yayacak mıyım içine? Yay, yay, yay. Bölme bölme yapmıyoruz yani, yayıyorum. Yay. Sevda Hanım'ın yine kafası fena karışmış anlaşılan. Parmesanın hepsini orta kısımda kullanmazsınız umarız. Pembe takım hala gratenin malzemelerini hazırlamakla meşgul. Orada bak karıştırma. Nane ve maydanoz. Tamam. Nane ve maydanoz. Ayırıyorum bunları. Beraber doğramıyor onların mı? Doğrayacaksın işte. Ama tadına bak. Nane ve maydanoz olduğundan lütfen emin tamam, ol. Zaten şu an nane var, yani öbür... nane var, maydanoz var, bir de biberiye var. Başka bir tamam, şey yok. Tamam, nane ve şeyi doğra. Hızlıca tamam. Maydanozu. Hadi karıştırıyorsun çünkü sen. Tamam, fesleğen ikisini ıspanak koymuştum. Şey evet, ikisini beraber ince ince dilimle. İnce ince dilimle. Bak senin incen de farklı. Kalın yapıyorsun. Yasin Bey yine o kadar büyük doğradı ki tabağınızı kolayca tanıyabilirsiniz Büşra Hanım. Harikasın ya, harikasın. Bıçaklar bu kadar mı yakışır? Hadi hayatım göster kendini lütfen. Tamam, lütfen. Şimdi onları şeyin içine at. Patates şeysinin içine at.
Sonra hatta orada muskat var. Muskat. Muskat nasıl bir şey muskat? Bilmiyorum. Ben de muskatı hiç bilmiyorum ki. Hiç görmedim muskatı. Muskat böyle rendelenecek bir şey hayatım. Rendelenecek bir şey. Muskat rendelenecek bir şey. O sertlikte bir şey. O sertlikte bir şey. Muskat. Hadi abi, o. Nedir muskat? Böyle bir şey var. Ceviz gibi, ceviz yok herhalde. Bakayım o muskat mı? Bu rendelenmez bu. Değildir herhalde. Muskat bakayım bir yakınlaş. Görmüyorum yakın. Yakından baksanız anlayacaksınız yani. İlahi Büşra Hanım. Yani bilmiyorum hayatım. Ha, şöyle bir şey var ama. Dur buldum sanki. Şöyle bir şey var. Bayağı sert bir şey bu. O parmesan peyniri olabilir, tadına bak. Neyse ki bunu doğru bildiniz. Sarı takıma bir seslensene de ki muskat ne birader biliyor musun diye. Abi muskat ne? Muskat şu abicim bak. Hangi? Şu. Muskat. Hadi, muskat bildiğimiz ceviz gibi bir şey. Tamam o zaman al hadi hızlı al. Aldım. Yaylanıyorsun hadi aldım rendele onu. Onu rendele. Patatesin içine rendele. Patatesin içine direkt rendele. Hadi. Pembe takıma muskatı söylememiş olsaydım zaman kaybederlerdi. Fakat içim el vermedi. Çünkü yani centilmenlik çocuk bilmiyor. Sonuçta ya, şimdi benim bu verdiğim muskat ve söylediğim bilgi yarın öbür gün çocuklar olduğunda lazım olabilir. Orada da kullanabilirler. O yüzden içim el vermedi. Söyledim. Sarı takıma buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde muskatın ne olduğunu öğrendik. Kendilerini öpüyorum buradan da. Hadi çabuk hadi hayatım bak. Son 20 dakikamız kaldı. Hadi hızla. Vay be bu rendeleniyormuş. Umarız onun hepsini rendelemezsiniz Yasin Bey. Bu arada mavi takım patates grateni neredeyse bitirmek üzere. Peynir tamam yeter hayatım yeter. Hızımı alamadım evet. Evet bence de. Yaydır peynirlerin üstüne. Evet. Ah Feyza Hanımcığım. O yeşillikleri patatesin harcına katmalıydınız. Bu hatanız belki tadım sırasında işinize yarar diyelim artık. Kasede vardı ya onu dökebilirsin. Ha doğru evet. Ayırmıştım. Şöyle. Heh onu da eşit şekilde yaydır. Evet. Evet. Yaydır. Tamam. Şimdi kalan püreyi üstüne koyacağız. Tamam, koyuyorum. Çabuk. Fırını vermemiz lazım. Çabuk. Peynirleri bu kadar büyük doğramanız final gününe pek yakışmadı Namık Bey. Pembe takımla aranızdaki 14 puanlık farkı nasıl kapatacaksınız bakalım? Hasan Bey peynirleri biraz daha küçük doğramış sanki. Daha sonra kalan gene şeyin tereyağı atacağım içine tereyağı. Tereyağı atacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı. Hemen şey yap en azından güzel yayılır diye düşünüyorum. Şimdi bunu yaptık. Dur şurada bir peynir vardı onu da yaptık. Bir tane daha peynir var mıydı? Attık. Sert peyniri falan koydun mu en son üstüne? Evet koydum. Hadi onu bir tane bekle, hızlı bekle. Olur musun? Tamam bir dakika. Bak kapat, bir dakika karıştır. Diyor bak. Hayır bir dakika benim demiyorum. Benim dediğimi yap. Peyniri gözünü sanki seveyim. Bir tanesini ben bir yere mi koydum ya elimdeydi. Dur ona bakıyorum şu anda. Peynir yanlış olmasın. Bütün peynirleri kullandım. Malzemeleri bu tarafa al tamam. Şu an hemen, diğer yarı kalanını hemen şey koyuyorum tereyağını. Tereyağını hemen yoğur içinde. Hemen. Yarısını değil mi? Yarısını. İki yemek kaşığı. Abi, eğer bir tane tamam tereyağı mı varsa iki yemek kaşığını da diğer tarafta kullanacağız. Hadi abi bir tane. Yok bu tereyağının tamamı iki yemek kaşığı anca gelir. Daha tereyağı var mı orada? Yok da. O zaman onu koy işte. Bir yemek ben bir şey daha orada, soracağım. Orada aşkım diğer yemekte de kullanacağız ya. Beni iyi dinle. Beni çileden çıkarttın gene. Tereyağı daha kullanacak mıyız? İki tane mi tereyağı yazıyor bizim şeyimizde, listemizde. Bebeğim bana şunun cevabını verir misin? Elindeki tek tereyağı bu evet, mu orada? Evet. O zaman o bir kaşık koy yoğur hemen. Bir kaşık bebeğim, da diğer peki benim soruma cevap verir misin? İki yemek kaşığıydı. Bak, tamam. Bir soruma cevap veriyor musun? Bir dinle. Hemen söyle. Bizim hemen listemizde söyle. İki tane mi tereyağı yazıyor, bir tane mi tereyağı yazıyor? İki yemek kaşığı tereyağı yazıyor. Bir de diğerinde yazıyor aşkım. Diğerinde tereyağı mı yazıyor? Yağ mı yazıyor? Diğerinde de tereyağı yazıyor mu? Tereyağı yazıyor bebeğim. Tamam o zaman bu kalsın. Her ihtimalde şu kalsın. Aynen. Ben de onu diyorum sana. Sabahtan tamam beri. Neyse ki orta yolu buldunuz. Ancak bu tarifte tereyağını sadece tepsiyi yağlamak için kullanmalıydınız Sevda Hanımcığım. Peynirlerin yağı pişmesi için yeterliydi. Güzel yay. Yedir güzelce. Sonra üstüne galeta unu falan koyacaksın tekrardan. Tamam bir yayayım ben bunu. Hadi bir tane. Şimdi diğerine geçeceğiz. Ben diğerinin sen yayarken hızlı anlatıyorum tamam mı? Evet. Dana bonfileyi oradan alıyorsun. Biraz irice doğruyorsun. Bak nasıl diyeyim? Kuşbaşını biliyorsun ya. Hı-hı. Onun bir tık daha büyüğünü doğruyorsun. Fırına atıyorum bu şekilde. At, üstüne başka at, bir şey koyuyor muyduk? Permasan diyordun. Permasan diyordun en evet, üstüne. Evet permasan
nerede? Heh, burada, ha, nerede? Nerede değil mi? Nerede? Özür dilerim. Rendeleyeyim mi? Rendele hızlı bir şekilde. Böyle elini dönder ki daha Galata'dan sonra mı yapacaktık onu? Allah'ım. Tamam, önemli değil ki. Yani eriyeceği için sıkıntı abi, yok. Abi eriyecek de bu yanar ya en üstte. Neyse, bunun üstüne bir tur daha atarım ben Galata'nın. Tamam tamam, hafif atarsın. Aynen. Hadi. Tamam, önemli değil. Fırına atman lazım şimdi çünkü pişmeyecek. Şu an atman lazım. Tamam. At, tamam, olduğu kadar bebeği. Tamam. Atar mısın? Tamam, bekle. Aşkım, herkes fırına attı. Hadi tamam, bırak. Bırak, at. Pişmeyecek yoksa. Attım. Fırında. Tamam. Sarı takım ilk yemeğini tamamladı ama lider pembe takım hala hazırlama aşamasında. Yarısını ayır, yarısını sereceksin. Tamam, yarısını... Seriyorum. Evet. Böyle ince, hadi bak daha, hadi Yasin, yetişmeyecek. Daha danamız var, hadi. Tepsiyi tereyağıyla yağlamadığınız için patates harcınız yapışmaz umarız Büşra Hanım. 20 dakika, hadi Yasin'cim, hadi hayatım. Hadi bir tanem. Güzelce, istersen eldiven giy, elinle yay istersen. Şu an yayıldı. Emin misin, bak orantılı ol. Aa, dur. Ha. Yasin, onu kaldırma. Kaldır onu. Tepsiyi yağlamayı unuttum. Evet. Evet, dök, çabuk dök. Hadi hızlı ol hayatım. Yağlamayı unuttuk. Hadi bir tanem. Benim hatam. Tamam, sıvı yağ. Eldiven tak. Tereyağı var ya. Tereyağıyla yağlayacağız. Orada tereyağı var hayatım. Buraya. Hadi hızlı. Tamam, tereyağı. Evet, tereyağı var ya. Bir tanesi de buluyorum onu. Evet, tereyağı. Evet. Hadi hızlı ol. Evet, çok harikasın ya, harika. Şimdi ona biraz galeta unu sep aşkım. Eline galeta unu al. Sepele. Böyle güzelce sepele. Bir yerine boca ediyorsun. Tamam, yeter. Tamam. Tamam. Şöyle bir eline yay onu. Yay. Tamam. Şimdi patatesleri dök üstüne. Yarım patatesi dök. Hadi elinle yap. Hadi ya. Hızlı. Çok kaldırma. Hadi hızlı ol. Üzeri için de eşit miktarda patates harcı kullanırsınız umarız Büşra Hanım. Hadi hayatım. Hadi daha peynir doğrayacaksın. Hadi. Tamam yeter. Şimdi onu kenarına al. Şimdi orada aşkım senin eski kaşar peyniri, peynirler evet. Var orada. Evet, peynirler evet, var. Bir sürü peynir var. Parmesan peynirini ayır. Böyle otlu bir peynir var. O mu yoksa şöyle tamam, kaşar mı? Otlu peynirin de olacak. Otlu peyniri de aldım. Diğer peynirleri de al. Bir de parmesan peyniri var. Şimdi burada 4 çeşit peynir var. Tamam, parmesan peynirini ayır oradan. Tamam, şu. Tamam, onu rendeleyeceğiz, tamam mı? Onu rendeleyeceğiz. Aynen, tamam. Onu kenarda tut o yüzden. Tamam, tuttum. Orada kaşar peynirim var, eski kaşar. Evet. Aldın mı tüm peynirlerini? Emin misin? Şu an bir tane kaşar peyniri var. Tamam. Tüm peynirleri tamam var, mı? Peynir tamam, var. Beyaz peynirini de al. Şu eski kaşar herhalde. Tamam, evet, tüm peynirlerini tamam, al önüne. Tamam. Parmesan peyniri tabii ki hepimiz duyuyoruz ama hayatında bir kez kullanmış değilim. En son bir parmesan bilmiyorum, bir peynirin tadına baktım ve çok kötüydü. Gerçekten inanılmaz kötüydü. Bir daha da yemeyeceğim ondan. O sanırım parmesan. Sonunda doğru bir şey bulduk. Dinle beni ya. Tamam, beyaz peynir. Bütün peynir önünde. Evet, şimdi parmesan peyniri hariç tüm peynirleri küp küp doğruyorsun hızlıca. Şu parmesan mı? Bilmiyorum parmesan. Eski kaşardır o. Bakayım. Şu eski kaşar herhalde. Evet, yanı küflü gibi değil mi böyle? Tamam. Kızarık böyle. Parmesanı hiç görmedim, tatmadım, yemedim. Ya da yedim, farkında değilim, bilmiyorum. Yasin de bilmiyordu. Parmesan diye inandığımız şey inşallah parmesendir. Yoksa yandık. Parmesan peynirini eline alma, ayır onu. Rendeleyeceksin. Tamam, ayırdım. Tamam, şu eski kaşar. Evet, bunları eski şey yaptım. Diğer tamam. Peynirleri küp tamam, küp ince burada. Bir şekilde doğra. İnce bir şekilde küp küp doğra. Beni dinle ya. Finaldeyiz Yasin. 10 bin lira gitsin istemiyorum. Niye dinlemiyorsun beni? Hayatım, parmesan peyniri nerede? Doğramıyorsun değil mi onu? Yok, şu an bildiğin kaşar tamam. Peyniri doğruyor. Tamam, ince doğru. Bak, kalın olmasın lütfen. Hadi lütfen. Beni üzme artık Yasin, lütfen. Beni çok şaşırttın ya. Aşırı şaşırttın ya. Tamam. Sen devam diğer et. Diğer peynirleri de kes işte. O şekilde küçük çabuk keser tamam, misin? Sen o arada benim kesmeme odaklanma ve diğer tamam. Şeyleri düşün. Tamam mı? Tamamdır. Benim hiçbir düşüneceğim şey yapma. Bir şey yok. Seni şu an hızlandığını bunları ne yapacağım? Bekliyorum. Püreye mi atacağım yoksa? Patateslerin üstüne at. O tepsiye dizdiğimiz patates var ya.
Onların üstüne atacaksın. Hadi hızlı ol. Şu an kenarda bir tane parmesan peyniri, onun harici hiçbir şey, evet, yapmıyor. Evet, evet, evet. Onun haricindeki her şeyi doğrayacaksın. Hadi. Ama küp küp doğrayacaksın. Hadi. Tamam. İnce ince küp küp, hadi. İnce ince. Hayatım o ne kadar, nasıl bir ince ya? Senin inceyle kalının ayarın yok mu ya? Bu yoğrulacak mı zaten? Yoğrulmayacak o. Ha, tepsiye tamam. Dökeceğiz, pişecek. İnce ince doğra. Ha, tamam. Niye beni dinlemiyorsun Yasin? Uygulamıyorsun. Tamam, tamam. O şey cama döktüğümüzün üstüne tamam. Dökecek değil mi? Tüm peynir tamam. Tüm... Bir tane daha var, şu var, onu da doğruyor. Onu doğra ama o parmesan peynirini ayır. Abi bak ayır. Şu an iki tane var. Şu ve şu var. Bunu mu doğruyorum, bunu mu doğruyorum? Kaşar peyniri. Eski kaşarı doğradın mı? Eski kaşarı doğramadım. Tamam, eski kaşarı doğra. Şu eski doğra. Kaşarı o zaman. Evet, eski kaşarı doğra. Ha. Parmesan peynirini ayır. İnşallah o parmesan peyniri bilmemiş. Bak tadına doğru. Bak, tadın, tadına bak tamam, o zaman. Bile, doğradım, yeter doğradım. Artık ya. Doğradım, ben senden... Yasin, tadına bakar mısın? Bilmeden de olsa doğru peyniri ayırmayı başardınız neyse ki Yasin Bey. Değil değil mi? Eski kaşar değil. Eski kaşar, eski kaşarı doğru. Tamam doğru. Hadi ince ince köp köp doğru artık şunları. Büşra biraz bağırırsan kapatacağım. Kendi başıma oynayacağım valla. Kapatma, sakın kapatma beni. O zaman bağırma. Hayatım tamam. Beni dinlemiyorsun, farkında mısın? Hayatım bilmediğim için olabilir mi? Tamam sakin ol, beni dinle. Elini doğrama, sakin ol. Tamam sakin ol, şu an sakiniz. Bak ben sakinim. Sen sakin, sakin değilsin, ol. Sen sakin olsan ben sakinim, sen sakin zaten. Değilsin. Beni dinle. Yarım su bardağı ölç. Bir bardak alsan da nasıl olur acaba? Tamam ben ayarım var benim. Ayarım var. Hadi. Ayarlar mısın? Hayatım, tamam onu şöyle ellerinde bir harmanla. Tamam. Harmanla harmanla. Bak yağda bir şey oluyor. Yağ eridi mi? Eridi. Yağ erimemiş, yanmış adeta Namık Bey. Abi nasıl unuttun sen ya? Neyi unuttun? Yağ işte. Hayır daha yeni oluyor işte. Yağ diyorum şeyi. Peyniri. Tamam. Karıştır şimdi kaşık. O kaşıkla olmaz. O kaşıkla olmaz. Başka kaşık alıyorsun. Etleri biraz fazla büyük doğramışsınız ama una bulamayı unutmadığınız için bizden 5 yıldızı kaptınız Feyza Hanım. Bu arada sarı takım da gulaş için sebzeleri doğramakla meşgul. Evet. Bunları nasıl yapıyoruz? Evet halka halka ince ince ince. Muhabbeti boş ver ya. İnce ince hadi. Tamam hem ben sana söylüyorum aşkım daha iyi kafam böyle dağılıyor böyle yoksa. Sivri biberi de kırmızı biber gibi küp şeklinde doğramanız gerekiyordu aslında. Çili biberse çok acı olduğu için incecik halka şeklinde doğranmalıydı maalesef. Ardından biberleri atacaksın. Ya dur bir dakika ben önce etleri atayım. Ben etleri söylüyorum. Atmadım. Etleri atmadım. Tamam. Etleri atmadım. Nasıl İyi, yapacağız? Yarın atarsın. Etleri gel bana at aşkım sen. Tamam. Ya atsana. Az bir şey o hemen orada bir marine edeceksin onu. Çok pişirmeyeceksin çünkü onu... Suyuyla beraber onu et suyu falan da katacaktık değil mi? Ah işte bu olmadı Hasan Bey. Etleri kızartmadan önce una bulamayı nasıl unutursunuz? Halbuki etin iyi kızarması için bu çok önemliydi. Bir de kızartırken tereyağı kullanmanız gerekiyordu. Burada etlerimizi unlamamızın sebebi hem yemeği biraz koyu yapmak hem de tabaka haline getirdiğimiz için içindeki suyu etin dışarısına çıkmasını engellemek. O yüzden burada un kullanıyoruz. Emin misin ya? Eminim soğan var. Çabuk söyle bana İyi ya. İyi bak orada şey yok mu? Et suyu ha şu 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 var. Bunu üstüne mi dökeceğim şimdi? Evet burada bir et suyu var. Doğru tamam diyorsun. Onu sosun üstüne dökeceğiz. Etin değil. Bunun içine başka bir şey atacak mıyız? Bana onu söyle. Yok et olacak onda tamam Aa, mı? Bunu una bulacaktık değil mi? Una bulamadın mı? Bulamadım. Ya aşkım ya. Tamam, en önemli buluyorum. Şeylerden birisi. Tersini buladım tamam. Tamam hemen çıkar, hemen çıkar. Hemen çıkar. Hemen çıkar. Hemen çıkar yağdan. Bebeğim seni var ya ben seni... Kızarmış etleri tekrar una bulayıp kızartmanız lezzetini ve pişme oranını biraz etkileyebilir bizden söylemesi. Söyledim ama en önemli şeyi unutuyorsun Doğru, ya haklısın, aşkım haklısın, ya. Haklısın, haklısın bebeğim, haklısın, haklısın bir tane. Ya ben zaten bu kadar şeyi aklımda zor tutuyorum. Sıraya mı koydum, karıştırdım mı diye. Bir de senin yapıp yapmadığını nasıl kontrol haklısın. Edeceğim ya? O konuda haklısın, sana şu anda hak veriyorum. Hadi bir tane. Tamam, unla işimiz bitti buradaki un. Tamam, o tereyağını çok pişmeyecek sosa, yani. En kısıkta kalsın. Hemen diğer tarafta... Soğanlarını doğradın mı? Doğruyorum. Aşkım ben sana diyorum ki bibere geçtin. Soğanlarını önce doğra çünkü onların pişmesi daha zor. Of aşkım ya ömrümü yedin ya. Of. Etleri çok büyük doğramanız da biraz sorun yaratacak gibi ama neyse artık. Bu arada pembe takım da gulaşın malzemelerini pişirmeye başlamış nihayet. Dur şunları iyice bir karıştırayım bir daha. Hayatım. Evet bir adet kırmızı biberim var. Evet kırmızı biberim var. Evet. Sivri biberim var. İki, evet. İki adet sivri biber bir adet kırmızı biberini al. Evet. Ve onları biraz başlarını al ama başlarını al. Çubuk kısımlarını al. Heh.
Kırmızı biberini de al. Neredeyse biberin yarısını kestiniz Yasin Bey. Sap kısımlarını almanız yeterliydi. Biberiye var, domates var şu an. O şu diğer kırmızı biber var ya. Şu. Diğer kırmızı biber. Şu. Evet, onu ayır. Tamam. Onu ayır, onu farkla. Bunun başını alıyorum. Evet, onu al, onu al. Aldım. Ortadan ikiye böl. Ortadan ikiye bölüyorum. Evet. Ortadan ikiye. Evet, böldüm. Böl. Evet, bir daha böl öbürünü. Evet. Süpersin, tamam. Şimdi onları hayatım biraz kalın şekilde doğra. Çekirdeklerini çıkarsaydınız daha iyi olurdu ama neyse artık. Bu arada sarı takım hala soğanları hazırlayamamış maalesef. Ya evet evet, çabuk söyle ya, yavaşsın yavaşsın. Hadi 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 hadi, hemen söylüyorum. Çok sinirlendirdin. Taze biberi. Üzgünüz Sevda Hanım, eşiniz son kez klasik müzik dinleyerek yemek yapmak istedi. Yalnız soğanları da biberler kadar büyük doğramasaydınız keşke Hasan Bey. Alnım yandı ya, alnım biberden alnım yandı ya. Sevda Hanım çeri biberin ne kadar olduğunu bilmiyor olacak ki size yanlış doğrattı maalesef. Niye acaba bastıysa düğmeye profesör ya beyefendi? Görüyoruz, en iyi yaptığı şeyleri bile yapamıyor. Tebrik ediyorum ya seni aşkım. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben tarif etmeden bakalım ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Tavayı ısıtmadan soğanları koydu ama itiraf edelim, biz yine de Hasan Bey'e sizden daha çok güveniyoruz Sevda Hanım. Dört gündür onun sayesinde yemek yapabildiniz. Yalnız sizi korkutmak istemeyiz ama bu etlerin pişmeyeceğini şimdiden görebiliyoruz ne yazık ki. Etleri oluyor. Evet. Mevzu et olunca Hasan Bey kendine biraz fazla güveniyor sanki. At at göbek aşkım, ben sana soracağım. Tamam. Şimdi bu soğanları attım, biberleri de atıyorum. Biraz soğanlar yesin kendini. Ah, ne yaptınız Hasan Bey? Biberiye etleri kızartırken değil, süsleme için kullanılacaktı. Neyse ki süre dolmak üzere. Şimdi ben söylemiyorum bakayım ne yapacaksın. Hayır, çok merak ediyorum. Yok, söylemiyorum. Hayır, hayır, kendine hayır. Çok güveniyorsun. Her yerim yandı, her yerim yandı bak. Hemen kiraz domatesleri doğra. Tamam, bekle, bu tereyağını içine atayım mı? Taze biberleri doğra. Tereyağını soğanın içine atayım mı? İyice atsana, sorun. At, at. Kimyon var. Kimyonu ete mi atacaktık? Evet. Hepsini atayım mı bunların? Kaç kaşıktı? At at. Ya tamam, çok önemli değil o, tamam. Bekle. Biberlerini at. Onlar çabuk pişmez mi? Önce. Azıcık mantığını kullan ya. Hem biberleri hem sebzeleri çok büyük doğradığınız için umarız pişirmekte sorun yaşamazsınız Hasan Bey. Bu arada pembe takım son aşamaya gelmiş bile. 2,5 su bardağı et suyunu at. Ölçüp at, tamam mı? 2,5 tamam. Su bardağı, 2,5 su bardağı et suyu. Domatesler tam kavrulmamış ama anlaşılan et suyuyla nasıl olsa pişer diye düşündünüz Büşra Hanım. Tamamdır, bir karıştır onları. Bir karıştır. Bu gulaş değil, sizin evde yaptığınız haşlama et yemeği gibi olacak galiba Yasin Bey. Bak, bir tane sosumuz kalmış, şu anda atalım. O sos ne ki ya? Bilmiyorum, kırmızı sos işte, atalım. O sosunu da at yani, ama çok bir tadına baksana o sosun. O sosun bir tadına bak. Sos dediğiniz baharat olmasın. Tatsız tuzsuz kırmızı bir sos işte. Kırmızı toz biber oluyor efendim kendileri. Sosları tanımıyorum. Yani hiçbirini tanıyamıyorum. Çünkü hiç çoğunu kullanmadım. Yeni baharı ilk defa duydum hayatımda. Yani aileden gelen bir şey. Bizimkiler de kullanmıyordu. Salça mı o yoksa? Salça var mı? Salça yok normalde işte. Salça mı o elimdeki? Abi listede ne varsa bir şeyden o işte. Yasin baharatlarda iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Tadı da yok, tuzu da yok. Yani baharat onun için hiçbir şey gereksiz gibi görüyor. Ama yemeğin en gereklisi baharattır. Fakat ben Yasin'e 5 gündür bunu anlatamadım. Bugün de anlatamadım. Ve biz baharatlarda yine offside'a düştük. Biraz attım. Tamam, çok atma. Tamam, biraz attım. Biraz acıymış. Tamam. Çok acı. Oo. Çok az acı, çok az. Çok tamam. Az attım zaten. Tamamdır. Toz... pul biber at, pul biber at. İçine atacaksın onu, o biberlerin oraya atacaksın. O zaman bu ama atacağım ama bu şey olur. Tahta yani yok mu boş kabın? Tamam da erir. Eriyecek zaten ama çoğu lezzet verecek. O zaman verecek. Sıksaydım onu öyle atsaydım, ne fark etti? Hadi hayatım karıştır. Domatesin suyuna değil sadece lezzetine ihtiyacımız olduğu için bu şekilde kullandı şefimiz Namık Beyciğim. O domatesleri dörde böl. İkiye böl o tamam, domatesleri. Tamam, ne yapayım söyle. İkiye bölüp tavaya atacağız, ne söyle. Ha bunu da söylüyorum mı? İşte. Abi az daha kestim elimi. Dikkat ya. Et, dikkat et. Ya bu kötü bir şey bıçak ya. Bu da kötü. Bıçak beğenmiyorsun, çok enteresansın. Bu arada pembe takımın patates grateni pişmiş galiba. Çıkar.
Bakalım graten. Emin misin piştiğine ya? Hop. Tertemiz kızarmış pis gibi. Kızarmış görünüyor ama parmesan peynirini daha küçük rendelemeniz gerekiyordu sanki. Sen bir şey karıştırsana bu arada. Yemeği bir karıştırsana. Hem etin pişmesi hem de suyunu çekmesi için bulaşın biraz daha pişmesi gerekiyor galiba. Kare kare böl. Hop. Hop. Tamam, dörde böldüm. İlahi Yasin Bey. Büşra Hanım sizi uyarmadığı için işin kolayına kaçıp bu kadar büyük kesmeniz normal tabii. Tamam. Şimdi çıkar. Dörde mi böldün? Ha, tamam. Bir parça şimdi suyun tabağına koy. Harikasın, tamam. Tamam. Devasa büyüklükteki patates grateni dağıtmadan tabağa yerleştirmeniz de büyük başarı aslında Yasin Bey. Tamam. Bir tadına bak. Çatalla tadına bak grateninin. Sırrını kendine sakla. Sırrını kendine sakla, bana söyleyeceksin. Hızlıca bak. Yasin Bey, söylemeden biz ipucunu verelim hemen Büşra Hanım. Dışı oldukça kıtır ve en yoğun muskat tadı olan sizinki efendim. Şimdi yemeğini kapat, yemeğini kapat. Sunun şeyini götür yanına. O kase gibi şey var ya. Bir tane de şey al güzelce. Kepçe alma, başka bir şey yok mu orada? Bir şey yok şu an. Tamam, kepçe al o zaman. Sunun tabağına geç. Kenara çek onları. Hadi ya aşkım, onları bırak diyorum. Hala ama sen oranın derdindesin ya. Kenara geç diyorsun da burayı silmeden nasıl sunun? Aşkım onu kenara çek. Hemen kenara çek. Atlanam. Patates, patatesi alıyoruz, patatesi. Aldın mı patatesi? Atıyorum şimdi, alıyorum şimdi. Bebeğim ya, beni baydın ya. Tahtanı kenara al diyorum ya. Çok zor bir şey mi istedim senden? Tahtanın üstüne koyacağım. Aşkım son bir dakika. Sunun tabağı çıkar hadi. Aşkım çabuk, tamam, çabuk, tamam, çabuk. Tamam, çabuk, tahtayı çabuk koydum. Çabuk söyle. Hemen bir... Kes bir tane, hemen kes. Sizinki pembe takımınkinden de çok kızarmış Sevda Hanım. Galeta unu biraz fazla gelmiş sanki. Kare gibi, tost ekmeği gibi düşün. Biraz kare gibi düşün. Bir tane kes, koy oraya. Hadi bir tane. Tamam, buraya kare gibi mi diyorsun? Mavi takımın grateni ise az pişmiş. Ve üzerine parmesan koymayı unutmuşlar maalesef. Heh, spatula ile al. Nasıl İnşallah. İnşallah. Hadi 2 dakika var, çabuk. Buydu değil mi? Onu alabilirsin. Bir bıçakla da bir yardım al. Dikkat et. Hasan Bey rakiplerine göre biraz daha makul ölçülerde kesmiş ama maalesef kıvamı çok yumuşak olmuş. Aşkım hadi. Bekle bekle, buraya mı koyayım? Neresine koyayım? Koy, evet oraya koy. Kasenin bir tane için. Mi? Bir tane evet, mi? Evet evet, gözünü seveyim. Gözünü seveyim tamam. Hadi. Aşkım 5 diyorum ya. Hadi aktar aktar az bir şey. Ne kadar, aşkım, ne kadar, ne kadar çabuk. Aşkım. Heh. Kaseye koyacaksın, kase yok mu orada? Hadi. Evet var, tamam. Hadi aşkım, hadi. Bakalım Namık Bey grateni tabağa yerleştirebilecek mi? Kaymasın aman diyeyim. Evet koy, evet koy oraya. Tamamdır, o şimdi kaseye de şeyi yapacaksın. Ne yapıyorsun? Yapıyorum, göz göz. Ay Namık çok komiksin. Sürenin dolmasına saniyeler var hanımlar beyler. Hadi biraz çabuk, çabuk. 10 saniye hadi. Tadına bak. Hızlı. Tamam geri gel. Bayağı tepelime koy hadi. Çabuk. Kıllan doldurmasana. Biberiye koy. Geri gel biberiyeyi koy. Geri gel biberiyeyi koy şeyin üstüne. Ola değil öbürüne. Ve eller havaya beyler. Süre doldu. Haftanın finalinde takımlarımız peynirli patates graten ve dana gulaş yaparak sunumlarını hazırlamayı başardı. Bakalım bugün hangi takım 10 bin lira ödülün sahibi olacak? Benim eşim mutfakta olmuş olsaydı, ben de bu eti, ya bu yemeği ikisini tarif ediyor olsaydım ve aynı tarzda tarif etsem dahi ya, aynı tarzda tarif etsem dahi mümkün değil bu iki yemeği çıkartamazdı bu kadar kısa bir zamanda. Ben eşimin 10 puan vereceğini düşünüyorum. Yani öyle bir içimde his var. Ben bunu hissettim. Çiğ değil, bak çiğ değil. Ama orada pişmiş, seni sevmediğin cinsten. Sen tam pişmiş seversin. Bu orada pişmiş. O çok güzel. Üstü galeta unlu gelecek ağzına. Benimkinde galeta unu bol, peynir çok bol. Tadı güzel. Sen ortaya koydun, kenardan geliştin. Hayır, ayağını koydum ben, kenara koydum. Hayır, peyniri ortaya koydum. Hayır, dağıttım ben peynirimi, sıkıntı yok. En son koydum. Evet, evet.
dinleyeceğim beni, kendi daha beni mi dinleyeceksin? Bebeğim, peynirim. Ama şimdi diğer taraftan söyle, benim çözmem. Ben onu bütün koydum ama ağzına bütün limon gelmeyeceği için onun bir anlamı yok. Şahsen eşimin tabağımı tanıyabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu yemek tarzı, patates, parmesan, peynir, herkes atmıştır muhtemelen. Ya biri olmasa biri vardır peynirin. O yüzden peyniri şeyden tanımaz. Yani patates yemeğinden tanımaz. Mümkün değil. Orada bir tane tüyo verdim sadece. Tutarsa o tutar. Gireceğim. Rakiplerimle aramda güzel bir puan farkı var ve bunu değerlendirmek istiyorum. Eşimin yüzünü kara çıkarmayacağım. Rekabetin tavan yaptığı haftada 10 bin lira büyük ödül hangi takımın olacak? Risk alıp 10 puanı bu tabağa vereceğim. Helal olsun. Helal olsun ya. 10 puan vermek istiyorum. Artık büyük bir risk aldım ama. Ya şu an var ya. Tebrik kralsın ya. 5. Çok iyi ya. Haftanın finali. Ve artık büyük ödül 10.000 TL hangi takımın olacak? İşte öğrenme zamanı. Ve ilk tadımı yapacak olan takım sarı takım. Bugün riske gireceğim. Artık inşallah tanırım. Ama zor bir gün olacak. Çok yüksek puan ancak bir kişiye vereceğim. O da inşallah eşim olur. Diğerlerine sıfır vermeyi düşünüyorum. Güne 26 puanla son sırada başlayan Sevda Hanım ilk olarak mavi takımın tabağını değerlendirecek. Benimkinin belli abi. Konum nokta atış yapması lazım. Benim yerim belli. Tiyomu da verdim. Bir tiyom var. Ondan yakalaması lazım ya. Hadi bakalım. İlk tabağa sarı takım tattı. Ve bu tabak hakkındaki fikirlerini şimdi öğreneceğiz. Evet Sevda Hanım. Patates biraz güzel olmuş. Biraz güzel. Et de pişmiş sayılır. Yakaladın. Garnitürleri de biraz hafif çiğdi. Peki bu tabak kocanıza ait olabilir mi? Bence eşime ait değildir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü güzel güzel. Onunki herhalde biraz çiğ kalmış olabilir. Bak dinledi, dinlemiş. Hatırlatmak isterim ki puanlamamız 0 ile 10 puan üzerinden. Evet, yani değilse ne vermen lazım bir tane? İşimin olmadığını düşünüyorum. Tamam. Abi 0 da. O yüzden... Tamam. 0 veriyorum. Ya seni var ya, çok seviyorum ya. Abi 0 ver mesela. Gördün mü abi ya? Süpersin ya. Abi tabii. Yani. Hayır bizim bir şey söyleyeceğim. Öyle bir ihtimalimiz yok ya. 3 vereyim yok. Ona, 5 vereyim ona dedim zaten. Yok. 0 vereceksin abi. 0. 3 vereceksin, 2 vereceksin. Yok öyle bir şey. Finale kötü başladınız Namık Bey. Başlangıç çok kötü ama benim yemek yaptım, lezzetli yemek yaptım ortada. Lezzetleri tadanlar da ortada. Yapacak bir şey yok. Abi bırakmışsın. Abi sen buradan sonra bir aşçılık teklifi alabilirsin ama bu yarışmada kazanmazsın. Ama iş yemek yapmak. Evet abi, yarın öbür gün biz birbirimizi ağırlayacağız mı? Ağırlayacağız. Hep güzel, patates güzel, 0. Evet. Böyle bir şey olmaz. Eşimin olduğuna inanıyorum, 1. Eşiniz bugün sizin tabağınızı bulacak mı dersiniz Hasan Bey? Ben benim tabağımı bulacağını düşünüyorum. Çünkü kritik 2-3 tane tüyo verdim. Onlara uyması lazım. Bir tanesini zaten hatırlıyor şu anda. Oradan yürürse bulur. Bunu da etim pişmişti çünkü. Az çok baktım ben, senin etim pişmişti. Az çok pişti. Evet. Yani benimki az pişmişti. Yani bildiğin az pişmişti. Hani bir strateji de olabilir bu, bilmiyorum, bilmeyerek yaptım ama söyledim onu yani. Et ağzına çiğ gelecek dedim yani. Cevap pişmiş yerinden gelir. Sevda Hanım şimdi de kendi yaptırdığı yemeğe puan verecek. Bakalım Sevda Hanım kendi tabağını bularak eşini haklı çıkaracak mı? Bebeğim hadi ya, benim tabağım olduğunu anla ya, ne olursun ya. Et pişmemiş işte dedi ya, ne olur ya.
Buna sıfır verirse... Ya geç abi, sen o zaman net şampiyonsun. Verirse zaten şuradan aynen çıkar yürürüm ya. Bunun içindeki patates pişmiş. Biz kaşarı falan unutmuştuk. Çok erimiyor ağzımda. Ha. Bu belki bir tık eşimin olabilir. Evet. Al evet, riskini. Baharatları çok kullanmıştı. Evet. Acı da olabilir. Baharat mı geldi? Evet, bayağı bir geldi. Yandı hatta ağzım şu an. Hmm. Eti de çok iyi piştiğini düşünmüyorum. Evet. Vay arkadaş ya. Hadi aşkım. Bu tabak kocanıza ait olabilir mi? Yani öyle tahmin ediyorum. Evet, içine doldu söyle. Çünkü et çok pişmemişti. Evet. Ve? Hadi bir tanem, 10 risk al. Ben 5. Bu tabağa 10 puan vermek istiyorum. Artık büyük bir risk aldım ama. Ya şu an var ya, tebrik kralsın ediyorum, ya. Tebrik ediyorum. Ya senin var ya, alnını öpeceğim, alnını. Bu durumla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz Namık Bey. Ciğer yemiş Hasan. Hasan abi, ciğer ben, yemeği de yapmadık ama. Bir şey söyleyeceğim sana. Son 3 gündür. Hayır, kemik memik dedin de. Değil abi, bak ben sana söyleyeyim. Son 3 gündür benim eşim benim söylediklerimi dinliyor. Kilolarımı yerine getiriyor. Bana 5 veriyor. Yetmiyor. Seninle birlikte yaptığımız yemeğe benzetiyor. Sana 5 veriyor. O yüzden laf etmemen lazım. Bak nokta. Benim bana eşim. Bana 0 verdi ya. Bu sefer 0 verdi. Bana 5 gelebilir. Hayır, gelemez. En azından 5 gelebilir. Gelemez. Sevda Hanım sonunda doğru yolu bulmuş anlaşılan. Size de sıfır gelir mi dersiniz Yasin Bey? Muhtemelen sıfır geliyor. İnşallah tereddütte kalır. Hayır. Hayır aşkım. Benim etlerden pişmemiş gelirse tereddütte kalır. Bugün bizim günümüz bir tanem. Hadi bir tanem, hadi bir tanem. Sevda Hanım son olarak en büyük rakibi Pembe Takım'ın yemeğini tadacak. Bakalım Sevda Hanım doğru strateji uygulayarak aralarındaki 18 puanlık farkı kapatabilecek mi? Az da olsa ver be. Abi bak, iki tane kritik hata vardı bende. İkisini de buldu ya. Allah razı olsun senden ya. Sonunda anladın beni ya. Bunun da içindekiler pişmişti. Patatesin içindekiler. Gitti. Sosu da güzeldi. Eti de bir tık diğerlerine göre iyi pişmiş. Tamam. On numaraya benim değil. Benim değil. Tabağı olabilir mi? Benim değil. Bence olmayabilir çünkü eti bir tık iyi pişmiş. Evet. Yani kolay çiğneyebildim. Muhtemelen bu kocamın tabağı değildir. Riski al, sıfırı bas, geç git. Sıfır veriyorum. Lay 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 lay. Ya var ya. Ya işte abi, strateji böyle yapılır abi. Son gün bam 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 yürürüm abi. Hadi bakalım. Bir de karambole var ya. Feyza abladan 10 puanı aldın mı? Onu sen kesin. Ne diyorsun? Çocuğa. Ne dersin? Abi Feyza abla beni hiç boş geçmedi bak. Tabii. Krallık sona eriyor galiba Yasin Bey. Vallahi geliyorlar. Ama bakalım bizim kraliçe geldi. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Kaç puan vardı kardeşim? 18 miydi? Yok, senin aramızda 18 vardı. 18 herhalde. Şu an 18'e düştü. Namık Bey. Efendim. Lezzet mi yoksa taktik mi kazanıyor? Ne dersiniz? Ya taktik kazanan ama daha sonraki hayatta lezzet kazanır tabii. Ya taktik. Ya daha sonraki hayat kazanır. Abi daha ben evinde yemeği zaten abi iyi yapıyorum. Burada yapıp yapamıyorum yani, olmuyor. Ya, kamera önünde eti, bu kadar. Böyle eti koydun, ineği koydun tavanın içine. O olur mu abi? Ben doğradım. Çıkarttım doğradım ama. Tamam. Yanlış. Ha, ne, bak doğru yapmışım. Kördün işte. Et az pişmiş. Doğru bildi hanım. Doğru. O, hayır. Doğru yaptın diyorum değil mi? Tabii ben sonradan yanlışından döndüm abi, o da önemlidir ya. Büyük eti atmıştım. Pişirme sonra olarak doğru yapmadın. Abi. Sadece eti atmayla pişmemesi için yaptın. Hayır hayır, öyle yapmadım. Ben eti bilmeden büyük attım. Ha, bilmedin işte bu işlemi. Bilmeden büyük attım. Ha, doğru işte, bulunamadım zaten. Ama sonradan hatamdan döndüm, kestim. Ve haftanın finalinde ikinci takım tadımını yapacak. Pembe takım yerini aldı. Büşra, hazır mısın? Hazırım şefim. Son kez gözlerini kapıyorum. Açıkçası eşim çok iyi ipucu veremedi. Çünkü son saniyede yetiştirdik yemeklerimizi. Bulabilirsem yine tuzsuz, tatlı veya yani tuzdan bulabilirim diye düşünüyorum. Onun haricinde çok iyi ipucu alamadık. Dediğim gibi çünkü yemeklerini çok iyi tatmadı. Hafta boyunca 10 bin liralık kasayı elinden bırakmayan Büşra Hanım ilk olarak kendi yaptırdığı yemeğe puan verecek. Kendi tabağını tanımakta çok zorlanmayan Büşra Hanım bakalım bugün de aynı performansı gösterebilecek mi? Abi ilk tabakta tanımazsa abi, geçmiş olsun. Pat. Hayır, ilk tabakta bununki de iyi pişmiş çünkü. İlk tabakta tanımazsa geçmiş olsun abi. Garnitürü güzel olmuş. Tuzu, tadı, baharatları yerinde. Çok güzel gidiyor. Fakat ette bir acılık aldım. Ve genzimi yaktı bu acılık. Etler güzel pişmiş. Lezzeti, kıvamı yerinde. Evet.
Benim zannediyor Yasin. Bu tabak eşimin olabilir. Oh. Evet be, hadi be. Bu tabak eşinizin olabilir mi? Haftanın finali, altını çizerek soruyorum. Bu tabak eşimin olabilir. Geliyor. Rakiplerimle aramda güzel bir puan farkı var ve bunu değerlendirmek istiyorum. Ve bu tabaktan çok emin değilim. Hı. Eşimin olabilir ama bir olasılık. O yüzden bu tabağa puanım... Bari 7 falan ver ya. 2. 2! Ne dedi? 2 dedi! Ya bu nasıl ya? Ya bu nasıl ya? Bir tane. 1 ile 10 dedi ama o 1 ile 5 mi sanıyor acaba işin? Sen uyarmadın mı? Yok abi 10 dedi kaç. Ya gerçi şey de söyledi. Aa! Şoklar içerisindeyim aman Allah'ım. Abi hepsi de 1 7 aylık. 7 aylık bir evlilik nerelere geldi Allah'ım? Final günü 2 puan almak, 0 almakla aynı şey. Farkındasınız değil mi Yasin Bey? 2 ile 0 arası aynı şey. Diğer puanlamalarda diğer takımlara yapılan şey Büşra bu sefer bana yaptı. Evet. Yani. Eşimin tabağı dedi, 2 verdi. 1 verdi. Krallık bugün bitiyor kardeşim, haberin olsun. Ben sana söyleyeyim. Büşra Hanım şimdi de sarı takımın tabağını değerlendirecek. Eğer Büşra Hanım sarı takıma yüksek bir puan verirse kasayı onlara kaptırma ihtimali oldukça yükselecek. Evet Büşra yenge, hadi senden bize doğru bir atılım istiyoruz. Sarı takıma... Son güne geldik. Sarı takıma bir... Bitirdi beni. Feveran halinde, bir atak halinde bize puanları istiyorum. Garnitürü fena değil ama eti çok acı. Ve bu yüzden bu tabağa puanım 1. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. 1 de iyi abi. Boş ver ya. 1 normalde iyi değildir. 1 Yasin arkadaşım 2 aldığı için iyidir. Benim için önemi bu. 1 yoksa çok iyi bir puan değil. Ama Yasin 2 aldı. Benim 1'e sevincim bu yüzden. 10 puan size gelir mi dersiniz Namık Bey? Şu anda kritik noktadayız. Bıçak sırt. Ya, benim Sevda var ya tam nokta atışı yaptı. Her şey olabilir. 0-0-10. Sevda bugün var ya en kritik hamleyi yaptı ya. 3 gündür ta hanım ya. Nasıl ya. Arap atı gibi açıldı ya. 4 gün boyunca kasayı kimseye kaptırmamıştınız. Bugün kaybederseniz çok üzücü olur herhalde sizin için Yasin Bey. 4 gün boyunca arada verseydin kutuyu. Bu kadar üzülmezdim. Ama bugün kaptırırsak üzülürüm. Büşra her zaman doğru takip ediyordu bu sefer. Evet ya bugün edelim. Çok sıkıntılı ya. Kardeşim bir süreceğim. Parmak izlerini silmeyeceğim. Hatıra olarak bende kalacak emin ol kutu üzerinde. Abarttıkça seni hatırlayacağım. Büşra Hanım son olarak mavi takımın yemeğini lezzet testinden geçirecek. Mavi takımla aralarındaki puan farkı daha az olduğu için Büşra Hanım'ın vereceği puan sıralamayı aniden değiştirebilir. Teyze abla sana vermeyecek. Sen pişti dedin değil mi? Pişti dedin. Tamam seninki pişmedi abi. Abi niye öyle diyorsun? Bir verdi ya senin eşim. Pişmemiş tabağa bir ver. Ben lezzetine baktım. Garnitürü gayet iyiydi. Hoşuma gitti tadı ve kıvamı. Eti de biraz iriydi diğer etlere nazaran. Ve tadı çok güzeldi. Hani sakız kıvamında deriz ya hani pişmişliği falan çok güzeldi. Yemek yapıyorum. Buna yüksek verdi. Tamam ben aynı tarifi verdim etti. Bu tabak eşimin tabağı olabilir. Yine risk al. Yine risk al da iki ver bari. Şey mi? 10. Puanım bu tabağa. Evet. 10. Risk al ya 10. 5 ya. 5. Oh iyi. Harika. Kötü değil abi. Kötü değil abi. 5 puan iyi. Böyle bir puan bekliyor muydunuz Namık Bey? Ben bekliyordum. Geleceğini biliyordum. Hissettim. Çünkü ya bu kadar yemek yapamayan, bu kadar elleri ağır adamların yanında bana puan gelmesi gerekiyor. Ağır diyorum da 3 gün önce bitirdik biz. Aşk olsun ya. Ya 5 gün abi şurada aynı Allah yemeği yedik. Ya lezzetsiz ya özür lezzetsiz. Tamam. Ben lezzetsiz. Ya, ya balak yiyor. Ben bu nedir ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben var ya bu kelimeleri duyacağıma taş olaydım. Ne bileyim şu an nasıl bilmiyorum feveran haldeyim ya. Kanlarım kıpırdır oldu. Puanlar birbirine iyice yaklaştı. Hepinizin kaderi Feyza Hanım'a bağlı beyler. Farkındasınız değil mi? Net evet. Net olarak evet. Şu an Feyza ablacığım herkesin göbeğini kesiyor. Yani kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Beni ortadan kesmesin de. 10 verdiği ekip geçmiş olsun abi. Hayır. 10 size verirse şefe kalıyor abi. Ve haftanın finalinde son tadım yapacak olan takımımız geldi. Feyza Hanım yani mavi takım. Feyza Hanım.
Efendim şefim. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım. Bugün 10 puan veriyorum. Umarım ki eşimin tabağını bilirim ve ona 10 puanı veririm. Eşimin yüzünü kara çıkarmayacağım. Artık bilmek istiyorum yani hakikaten. Kendim kendime de kızıyorum. Nasıl olur da ben namığın yemeğini bulamıyorum ya. Ben kendime gerçekten çok kızıyorum. İnşallah bulurum. Bu sefer bulurum. Feyza Hanım ilk olarak sarı takımın yemeklerini değerlendirecek. Bugün yaptığı hataları avantaja çeviren ve aniden yükselişe geçen sarı takım bakalım bunu devam ettirebilecek mi? Sakın onu deme. Kurban olayım onu deme ya. Bu tabakta tam emin olamadım. Namık'ın tabağı mı acaba diye düşünüyorum. Namık abiyle çok benzer. Yani bizim tabaklarımız bir... Nasıl lezzeti anlayamazsın? Ben bir yere gittim baktım. Nasıl lezzeti? Et kombinasyon olarak güzel, lezzetli. Yazıversin ya, yazıversin. Abi yok ya. Lezzetli. Tereddütte kalıyorum o yüzden. Peki bu tabak kocanıza ait olabilir mi? Bence olabilir. Yapma Allah aşkına ya. Olabilir. Ya bu kadar lezzetli. İnanın o kadar şu an stres altındayım ki. Son günün... vermiş olduğu bir stres bu. Evet. Benim lezzetli tabağım gelecek pişman olacak. Bu anlama çok önemli. 0 ile 10 puan arasında evet. Tekrar hatırlatmak istiyorum haftanın finalinde. Abi bak olabilir dedi ya. Eti lezzetli diyor ya. Eti pişmemiş gibi. Anlamıyorum. Bak yine karıştırıyorsunuz. Abi, var, abi ben Sevda'nın ya. Bak Sevda'nın anlayacağı cinsten dedim ki pişmemiş diye anlamıyorsunuz. 3 veriyorum. Abi iyi Allah'a şükür olsun abi de bizim birincilik şansımız var mı hala? Şefe kaldı. Kaç? 7 vermesi lazım. Bana da 0 vermesi lazım. Mümkün değil öyle bir şey ama. Abi bu sefer 0 verirse yani gerçekten. Bilmiyorum. Bana yok bana da yüksek vermez abi. Benim de hatalarım var. Ne? 3 mü verdi ya? Hatasız. Kul olmaz. Kul olmaz. Ne yavrum. Ben memnunum abi. Kötü değil. Dur daha gerçi bana daha puan vermedi ki. Feyza Hanım şimdi de kendi yaptırdığı yemeğe puan verecek. Feyza Hanım bu sefer kendi tabağını bulup yüksek puan verirse 10 bin lirayı kazanma şansı çok artacak. Bu eşim tabağı. Bu eşimin tabağı. Abi bence unutma ya. Böyle dediğimiz anda olmuyor. Yoksa yüzü koyun düşeceğim. Yerlere yatacak. Bu tabakta patates gratenin namın olduğunu sanki inandım. Evet bu işte ya. Çünkü biz bir hata yapmıştık bu evet, gratende. Evet ya. Yeşillikleri peynirle beraber koyduk. İşte bak seviyorum. Ben o yeşillikleri seni. Aldım şu anda. Böyle hafif bir dirilik geliyordu. Tamam hadi geç şeye geç. O yüzden sadece bu tabağı eşimin tabağı diyorum. Namık'ın tabağı. Bu işte bu tabak eşinizin tabağı olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Eşimin tabağı diye inanıyorum. Risk alıp 10 puanı bu tabağa vereceğim. Helal olsun. Helal olsun ya. Helal olsun abi. Aşkım benim. Helal olsun. Durdu. Vurdu abi. Helal olsun. Valla bugün beni en çok ya ikimizin hanımı şaşırttı. Seninkini bugün hiç anlayamadım ya. Sonunda eşinizden iyi bir puan alabildiniz. Ne hissediyorsunuz Namık Bey? Şu anda var ya kaybetsem daha hiç umurumda değil ya. Evet. Çünkü o tiyoları verdim ve eşim o tiyoları aldı. Lezzeti de aldı. Tebrik ediyorum. Zaten başımın tacıydı. Başımın tacının tacı oldu. Keşke bu taktiği ilk günden beri yapabilseydi öyle değil mi? Birinci günde yapsaydık hepsi bizimdi. Bütün paralar bizimdi. Hiç uğraşmayacaktık. Biz öylesine gelecektik. Son tabak sizin Yasin Bey. Rakipleriniz size iyice yaklaştı. Herkes bana yaklaştı. Aynı hatayı ben de yaptım. İnşallah tereddütte kalır. Der ki bari biraz da evet, benim eşim yaptı. Nama puan vereyim. Bir 5 falan bekliyorum ben. Evet. En azından 3-4. Çünkü çok yaklaştılar. İki tabak birbirine çok yakın. Feyza Hanım son olarak pembe takımın yemeğini değerlendiriyor. Bakalım Feyza Hanım doğru taktik uygulayıp pembe takımı zirveden indirmeyi başaracak mı? En iyi tabak yine benimkisi. Senin abi ben... Bak ama siz bir şeyi karıştırıyorsunuz. Ben et pişmedi demiyorum. Ben Sevda için et az pişmişti diyorum. Karıştırıyorsunuz. Anladım. Sizin, aslında sizinkini seviyor Sevda. Sizin yemeğini seviyor. Benimki az pişmiş. Bak çok pişmiş değil az pişmiş. Bu tabakta... Ette farklı bir aroma aldım. Bir şey daha fazla kullanılmış. Evet. Doğru. İyi gidiyor. Farklı geldi. Oradan evet, farklı git. Geldi. Oradan yürü. Diğer iki tabaktan daha farklı geldi. Peki bu tabak kocanızın tabağı olabilir mi? Bu tabak kocamın tabağı olamaz. İşte bu ya. Sıfır riski al. Sıfır. 10 puan. Sıfır abi. Olamaz hangi puanı verirsiniz? Bu
tabağa da 3 vermek istiyorum. Abi yok abi ya. Helal be. Yemin ederim. 3. Bunu anlamıyorum işte. Ya üç, bak üç, tamam 3'tür ama bunu anlamıyorum abi ya. Bugün risk alıp vermeyeceksin ya. Evet. Bana da 3 verme. Derdin değildi. Verme ya. Ben hiç şeyim yok. Sen gam yeme abi. Sen durdun. Evet, son gün mükemmel oldu senin için. Evet. Ben sana söyleyeyim. Eşiniz puanlamada yanlış yaptı mı sizce Namık Bey? Kesinlikle yanlış yapmadı. Ben bütün bir haftayı o stresi bugün aldı hanım. Teşekkür ederim kendisine. Şu an her şey şefin vereceği puanlara bağlı Yasin Bey. Ne düşünüyorsunuz? Her şey şefe kaldı. Arkadaşların yüksek alıp benim ortalama bir puan almam yeterli. Bugün 10 üzerinden ve benimki de puan alabilecek bir tabak olduğunu düşünüyorum. Bence bende. Bugün en karlı siz çıktınız galiba Hasan Bey. Ben eşime teşekkür ediyorum. Muhtemelen yani bilmiyorum hani tabii ki şefin kararıdır. Ben etim pişmedi demiyorum tekrar arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Etim Sevda'nın tadına göre az pişmiş dedim. Yani belki bunu Sevda ile ben anlayabiliriz. Yeme tarzı. Anladım. Evet. Ben şunu söylüyorum. Her şey şefe kaldı ama benim birinci olabilme ihtimalim de var. Buna gönülden evet. İnanıyorum. O var. Bu ihtimal de var. Her şey şefte bitiyor. Hayırlısı olsun. Hakkımızda hayırlısı ama hepimiz hak ettik. Evet. Bugün hepimiz bu işin altından evet. Kalktık arkadaşlar. Hanımların bugün verdiği puanlara göre mavi takım 15 puan daha kazanırken sarı takım 14 ve pembe takım 5 puan daha kazandılar. Ve haftanın finaline geldik. Puanlar verildi. 0 ile 10 puan üzerinden. 10 puanlar da kullanıldı. Ve şimdi hesaplaşma zamanı. Son kez beyleri mutfağa alıyoruz. Beyler lütfen buyurun. Ben pembe takımla başlamak istiyorum. Çünkü pazartesi gününden beri parayı, büyük ödülü 10.000 TL'yi emanet verdiğim artık ben geri aldım. Birazdan gerçek sahibine vereceğim. Yasin Bey, hazır mısınız? Hazırım. Lütfen söyler misiniz? Eşiniz size kaç puan verdi? Eşim bugüne kadar birçok taktik uyguladı. Güzel yürüttük. Bugün de bir taktik uyguladı. Ama tutmadı. Bana bugün 2 verdi. Bize pek bir katkısı bulunamadı. Çünkü 10 puan an üzerinden 2-0 gibi şey neredeyse. Rakiplerimle aramda güzel bir puan farkı var. Ve bunu değerlendirmek istiyorum. Ve bu tabaktan çok emin değilim. Eşimin olabilir ama bir olasılık. O yüzden bu tabağa puanım... Bari 7 falan ver ya. 2. 2! Ne dedi? 2 dedi. Ya bu nasıl ya? Ya nasıl ya? Bir tane. 1 ile 10 dedi ama o 1 ile 5 mi sanıyor acaba eşin? Sen uyarmadın mı? Açıkçası eşime verdiğim puanı 2 olduğunu hiç tahmin edemedim. Ve 2 puan verdim eşime. Bu yüzden çok üzgünüm. İnşallah bu yüzden 10.000'e veda etmek zorunda kalmayız. Ve sıra... Sıra takıma geldi. Evet. Hasan Bey. Buyurun şefim. Hazır mısınız? Lütfen söyler misiniz? Eşiniz size kaç puan verdi? Şefim, biz yarışmanın başından beri, pazartesi gününden beri ilk 2 gün çok sıkıntılı bir süreç atlattık. Anlaşamadık, konuşamadık, puanlarda yanlışlık oldu, tiyolar tutmadı vesaire. Çok kötü başlangıç yaptık. 3 ve 4. günde çok iyiydi. Yani hani eşim benim beklentimin çok çok üzerindeydi. Yani hani ben hiç böyle bir şey bekleyemiyordum ondan. Bugün de aynı şey olur diye umut ettim. Öyle geldim, öyle çalıştım. Yanlışlarımız oldu, düzelttik, döndük, dolaştık. Bir şeyleri yapmaya çalıştık. Başardığımıza da inanıyorum ama teşekkür ederim eşime. 10 puan verdi bana. Sağ olsun. Evet. Emeklerimi boşa çıkarmadı. Haftanın finalinde sarı takım gerçekten eşinin tabağını bildi ve 10 puanı evet. Verdi. Bu tabak kocanıza ait olabilir mi? Yani öyle tahmin ediyorum. İçine doldu söyle. Çünkü et çok pişmemişti. Evet. Hadi bir tanem 10 risk al. Ben bu tabağa
10 puan vermek istiyorum. Artık büyük bir risk aldım ama. Ya şu an var ya, tebrik kralsın ediyorum, ya. Tebrik ediyorum. Ya senin var ya, alnını öpeceğim, alnını. Yok abi. Adamsın adam, verme, sakın verme bundan sonra. Puan muan verin deme. Sonunda eşimin tabağını buldum ve 10 puan verdim. Çok mutluyum, jübile yaptım. Ve sırada mavi takım var. Namık Bey. Efendim. Lütfen söyler misiniz? Eşiniz size, Feyza Hanım, kaç puan verdi? Feyza her zamanki gibi bana küçük bir tüyodan esinlenerek 10 puan verdi. Evet. Patates gratenin namın olduğunu sanki inandım. Evet, bu işte ya. Çünkü biz bir hata yapmıştık bu gratende. Yeşillikleri peynirle beraber koyduk. İşte bak, seviyorum seni. O yüzden bu tabağa, eşimin tabağı diyorum, Namiki'nin tabağı. Risk alıp 10 puanı bu tabağa vereceğim. Helal olsun. Helal olsun ya. Helal olsun abi. Aşkım benim. Helal olsun. Durdu. Vurdu abi. Helal olsun. İkinci tabakta 10 puan verdim. Bu tabak Namık'ın tabağıydı. İnanın o kadar mutlu oldum ki eşimin tabağını bulmakla. Gerçi tüyomuz da vardı. Hani yanlışlıkla olan bir şeydi ama bu benim için bir tüy oldu. Sonradan daha doğrusu anladım onun tüy olduğunu. O onun farkında değildi aslında. Eşimin tabağını öyle tanıdım ve 10 puanı verdim. Ya tabii ki bu bir yarışma, eğlenmeye geldik. Ama 5 gün boyunca eşimin tabağını sadece 2 kere tanıyabilmiştim. Tanıdım. Yani hakikaten el lezzetlidir ama nasıl yapamadım ben ona şaşıyorum işin açıkçası. Çok mutlu oldum ya. Değişik bir duygu. Ama yaptınız bugün. Evet, evet. Final gününde. Evet. Tebrik ediyorum sizleri. Son değerlendirmeyi yapmak için söz Esat Şef'te. Evet. Önümde sarı takımın tabağı var. Hafta boyunca hata yapma çizgilerinden asla vazgeçmeyen sarı takım bugün de bizi şaşırtmadı. İlk gün et konusunda iddialı olduğunu söyleyen Hasan Bey, bakalım şefimizden nasıl bir eleştiri alacak? Etçilerin kralı Hasan Bey. Evet. Pazartesi günden beri et yaparım, et yaparım diyordunuz. Haftanın pilinde kallaf bir et yemeği çıktı. Peki bu yemeği güzel yaptığınızı inanıyor musunuz? Et haricinde evet. Söyleyeyim mi sebebini? Tabii lütfen. Tabii sebebini söyleyeyim. Eti şöyle bir yorumla yaptım. Eşim bana yaparken dedi ki tamamen pişmeyecek. Etin suyun içinde de pişmesi lazım. O yüzden tam pişirme. Ben de bu yoruma istinaden eti tatmadan, bu çok önemli, tatmadan suyun içine aldım ve keserek aldım. Ve çiğ olduğunu gördüm ama zaman kalmadığı için ve pişmesi gerektiğini söylediği için oraya almak zorunda kaldım. Aslında yapmamam gereken bir hata. Pişirmem gerekiyordu, bir daha koymam gerekiyordu ama yapmadım. Yapmadım. Şöyle bir patates gratende birçok sıkıntı yok. Çünkü çok kritik kontrol noktası olan bir yemek değil. Burada peyniri seçeceksiniz. İyi bir ısıyla eriteceksiniz. Ve patatesi lezzetlendirip o şekilde sunacaksınız. Burada belirleyici nokta et. Çok ekşi bir et yemeği yedim. Ve sarı takım, size final puanım 5. Teşekkürler. Şefin verdiği 5 puan biraz iyiydi. Keşke daha yüksek verebilseydi. Önümde mavi takımın tabağı var. Hafta boyunca çok iyi bir performans sergileyemeyen mavi takım yine de şefimizden rakiplerine göre daha yüksek puanlar almayı başarmıştı. Bakalım bugün alacakları puan onları 10 bin liraya ulaştıracak mı? Evet Namık Bey ve Feyza Hanım. Patates graten az evvel dedim ama neden bu kadar lezzetsiz olmuş şu an şaşkınım.
yoğurmada biraz sıkıntı oluyor değil mi? Parça evet, parça. Evet. Yani böyle yani yaparken gördüm. İyi yoğurmadınız Namık Bey. Evet. Bütün malzemelerin özdeşleşmesi lazımdı. Ve hata yaptınız tabii ki benim vermiş olduğum hatadan zaten buldunuz değil mi? Evet. Evet. Feyza Hanım. Evet. Yani o sizin stratejinizde bulmaktı. Amaç burada kocanın tabağını bulmaktı ve buldunuz. Ama tabii ben burada kocanın tabağını bulmakla yükümlü değilim. Patates graten biraz başarısız. Tat bakımından. Yani yoğun muskat tadı alamıyorum. Sarımsak kokusu o karışmadığından ötürü yavan. Biliyorsun patates çok lezzetlidir. Ama haşlanmış patates de yavandır. Yani tadı tuzu çok yoktur. Evet, bol baharat ister. Evet, bol baharat. O yüzden muskat kullandırdım ben. Peynir kullandırdım özellikle. Çeşitli peynirler. Hani bütün hani şey gibi, orada şarküteri gibi peynirler kullandım. Helliminden eski kaşarına parmesanına kadar. Maalesef o tadı ben alamadım. Size haftanın finalinde vermiş olduğum puan... Size puanım 6. Teşekkür ederim. Şef bugün bize 6 puan verdi. Daha yüksek vermesini beklerdik. Ama 6 da fena bir puan değil. Ve önümde son tabak var. Pembe takım ilk günden beri rakiplerinin oyuyla zirveye çıkmış ancak bir türlü şefimizden yüksek puan almayı başaramamıştı. Bakalım şefimizin bugünkü değerlendirmesi nasıl olacak? Hafta başından beri benden doğru düzgün puan alamadınız. Evet. En yüksek kaç puan aldınız benden? İki. Hatırlıyor musunuz? 2 puan aldık. 2. Diğerleri? 0. Bugün tüm takımlar konsantre olmuştu. Özellikle demek ki iyi dinledi hanımlar. Çok hiçbir takımda o kadar çok hata olmadı. Ortaya çıkan sonuçlar da hemen hemen birbirine yakın sonuçlar. Şimdi biraz damağımda gelgitler yaşıyorum. Şimdi bugünü göz önünde bulunduruyorum. Yaptıklarınızı göz önünde bulunduruyorum. Şu an tattıklarımı göz önünde bulunduruyorum. Patates, graten, az evvelki tatmış olduğum, bir önceki tatmış olduğum takımdaki gratenden bir nebze daha iyi. Yani o nötr tadı aldınız. Yani sarı takımın grateni hemen hemen aynı. Et güzel pişmiş. İstediğim çok olmasa da gulaş karakterini aldım. Ortalama bir tabak. Ve pembe takım size final puanım 4. Teşekkürler. Şefin puanını diğer günlere göre evet beğendim ama final için çok az buldum. Şefin verdiği puanla belki de 10.000'e veda edeceğim. Bu yüzden tabii ki de çok beğenmedim, üzgünüm. Kocam yaparsa da haftanın birincisi yani 53 puan alarak haftayı birinci olarak bitiren 10.000 TL'nin gerçek sahibi olan takımımız Pembe Takım. Ne hissediyorsunuz Pembe Takım? Şu an çok mutluyum. Çünkü finalde düz kaldım. Ve başardım. Çok mutluyum. Finalde her ne kadar yanlış taktik uygulamış olsak da önceden Büşra'nın gene iyi uyguladığı taktiklerle iyi sürdürdük. Ve para kutusu hep zirvede kaldı. Bizde kaldı. Gene bu sefer de bizde. Büşra Hanım,
Ne hissediyorsunuz şu an? Duygunuzu alabilir miyim? Ağlıyorsunuz ama bu gözyaşları mutluluk gözyaşları mı? Bir çelişki mi oldu? Başarmanın diyebilirim. Çünkü 7 aylık bir evliyiz. Çok birbirimize de açıkçası çok güvenmiyorduk. Başvururken de çok güvenmiyorduk. Ve başardık. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Hayallerimize çok güzel bir katkı oldu. Çok mutluyuz. Kocam yaparsa da bu hafta 11 lirayı kazanan pembe takımdan Büşra ve Yasin Hiç Yılmaz çifti oldu. Çok mutluyum. Taktiklerim biraz son gün tutmamış olsa da 10 bin lirayı aldık. Kendimizi kanıtladık. Kendimizi burada çok yanlış tanısak da 10 bin liraya ulaştık. Hayallerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ve kazandığımız için çok çok mutluyum. Bence motosiklet geliyor. Evet. Ama tabii bunun bir istişaresini yapacağız. Çünkü paranın yarısı. Aynen. Beraber. Paranın yarısından çoğu bende. Çünkü en çok ben katkıda bulundum. Sonuna kadar kötü olsa da. Olsun, o kadar beynimi çalıştırdım. Ağzım aynı şekilde sürekli laf yetiştirmek kolay değil. Sanırım, ve tamam. Senin gibi birine yetiştirmek hiç kolay değil. Benim gibi yarışmacıyı bulmuş. Tatlı. Gerçekten de. Benim gibi yarışmacıyı bulmuş da laf yetiştiremiyor. Berbatsın gerçekten. Yani daha berbat yok. Takımların hafta boyunca aldığı puanların toplamına göre pembe takım 53 puanla haftanın kazanan takımı olurken mavi takım 51 puanla ikinci ve sarı takım 45 puanla üçüncü oldu. Evet, gördüğünüz gibi kocam yaparsa da yine çok heyecanlı, duygu dolu bir final yaşadık. Hep mutlu kalın, sağlıcakla kalın ve bizimle kalın efendim. Hoşça kalın. Kim yenebilir ki? Söyle bizi, el ele verirsek mutfakta her şeyin en iyisini yapar. Kocam yaparsa, kocam yaparsa.